STV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Fikir Meydanı programıyla sizlerle birlikteyiz. İstikbal Gazetesi köşe yazarı Serhat Aydoğan, Anadolu Gazetesi köşe yazarı Kerem Akgül ve Yeni Gün Gazetesi köşe yazarı Hüseyin Güven bizlerle birlikte öne çıkan başlıkları sizler için yorumlarını beyan edecekler efendim. Süremiz dar, konularımız da oldukça geniş. Ben tek tek detay vermeden ilk konumuzla başlamak istiyorum. Malumunuz İran'da yaşanan teknik arıza nedeniyle ülkemize 10 gün süreyle enerji akışı durduruldu. Dolayısıyla ülkemiz sanayisinde de enerji anlamında bir kısıtlama getirildi. Tabii yapılan açıklamalar var. Milyonlarca liralık zararın olduğu belirtiliyor bu anlamda. Bazı işçilerin yine aynı şekilde ücretsiz olarak izne çıkarıldığını duyuyoruz. Bu konu üzerinde kısa kısa yorumlarınızı alacağım. Serhat Bey sizinle başlayalım. Teşekkür ederim Şener. Tabii Türk sanayisi herhalde ilk defa böyle bir şey yaşıyordur tarihinde. İlk defa bir enerji kısıntısının bu şekilde uygulanmasıyla karşı karşıya kaldılar. Onlar da tabii bir anda şaşırdılar. Bir de aniden gelişince olay hazırlıksız da yakalanma durumu var. Tabii böyle olunca da bir panik havası ortaya çıktı. Sanayicilerimiz şu anda bu işin sersenişlerini dile getiriyorlar. Ne söyleseler haklılar çünkü... Yüz milyonlarca dolarlık bir zarardan söz ediliyor. 3 günlük üretim bantlarının durması. Benim dileğim bu konuyla ilgili bu işin artık hani 3 günde sınırlı kalması, bundan sonra devam etmemesi yönünde. Türk sanayisi güçlüdür. Bu 3 günlük kaybı mutlaka telafi eder. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ancak asıl korktuğumuz bu kesintilerin bundan sonraki süreçlere de yansıyıp yansımayacağı yönünde bir endişe var. Bu endişelerin bir an önce giderilmesi yönünde kamuoyuna açıklamalar yapılmalı. İran'la işte artık neyse ya da alternatifi nereden alınacaksa bu kanallar denenmeli. Bunda bir sıkıntı yok. Bunlar belki aşılabilir ama asıl bu konuda konuşulması gereken mevzu ülkemizin enerji kaynaklarıyla ilgili alternatifsizliği. Yani dışa bağımlılığımız. Yani Türkiye'nin koskoca ülkemizin dev sanayileri işte ya komşumuzdan ya da biraz daha ötedeki ülkelerdeki o vananın başında duranların artık ağzının iki dudağının arasında kalmış durumda kaderinin. Yani Türk sanayisi ya da Türk halkı bu iki dudak arasında pamuk ipliğine bağlı kadere mahkum edilemez. Yani bunun için Türkiye'nin çok çok hızlı bir şekilde alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi, bu kaynaklarla ilgili bir politika geliştirmesi ve büyük yatırımlarla bu enerjinin dışa bağımlılığımızdan kurtululması için gerekli adımları bir an önce atması gerekiyor. Bununla ilgili tabii bazı yapılmış çalışmalar var. Nükleer santral işte yavaş yavaş tamamlanıyor. Bunun yanı sıra işte rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden yararlanılması için çeşitli çalışmalar var. Ancak görüyoruz ki bunların hiçbirisi sanayideki çarkların devam etmesi için yeterli enerjiyi oluşturamıyorlar. O yüzden daha başka yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması konusunda çok acil ve acil bir an önce tedbirlerin alınması gerekli. Evet Kerem abi, sanayiciler şartel indirdiği, patron sıkıntıda, işçi sıkıntıda. Evet. Sorun büyük, milyonlarca liralık zarar var, geçici de olsa büyük de bir etki yarattı. Şimdi İyi Parti İl Başkanı Eren Ekmen 260 milyon lira civarında bu 3 günlük kapanmanın Eskişehir'deki sanayiciye bir bedeli olacağını söyledi. Deva Partisi'nden yine İl Başkanı Sayın Haşim Ateş bunu işte hükümet ödesin dedi, bu borçları dedi. Yani gerçekten çeyrek milyona yakın bir zarara uğradığı düşünülüyor sanayicinin. Bu sadece Eskişehir'de. Bu milyon bütün dolar. Türkiye, milyon dolar tabii. Milyon lira düzeltiyorum. 260 milyon lira. Yine az bir para değil 3 günde yani. Yani bunun bir de Türkiye'ye vurursanız o zaman milyon dolar, belki milyar doları zorlayacak paralar çıkar. Yani bu sonuç olarak çok önemli bir şey. Türkiye'de sanayici bizim kalemimizin burçlarıdır. Yani sanayici ve tarladaki çiftçi tutar Türkiye'yi ayakta barış zamanında. Dolayısıyla hani onların para kazanmaması bizim için en kötü şey. Bir yandan yok Çin ekonomisi model geliştirdik, büyüyeceğiz, cari açık diyoruz. Bir yandan da bu enerji sorununu çözemiyoruz. Şimdi mesele İran'dan kaynaklanıyor. İran her sene kış aylarında bu şımarıklığı yapar Türkiye'ye. Bu arada şunu söyleyeyim, İran kendi doğalgazını satmıyor. Türkmenistan'dan aldığını bize gönderiyor.
Şimdi bizde nasıl çok sert bir kış geçiyorsa İran'da da geçiyor. Onlar anlaşıldığı kadarıyla biraz böyle bize gidecek gazdan tırtıklamaya çalışıyorlar. Bir de işin içinde başka şeyler de var. Bazı kişiler, mesela Cüneyt Özdemir gazeteci meslektaşımız, işte Türkiye parasını vermemiş dedi. Ben bunun hani doğru olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Eğer böyle doğru bir şeyse de bunu delilleriyle ortaya koyması lazım. Ben yani o pek para vermeme kısmının doğru olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde halledilir o. Tabii yani borçlanabilirsin de, ama o bir şekilde halledilir. Burada asıl İran bence Türkiye'ye bir gözdağı veriyor. Şimdi Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri olsun, diğer Körfez ülkeleriyle arası düzelmeye başladı. Daha düne kadar bunlara hakaretler diyorduk. Onlar da bize ediyorlardı. Bir anda sonra dönüverdik. Şimdi bu Körfez ülkeleri Basra Denizi'nde muhtemelen İran'a karşı bir savaşa girişecekler. Ve İran, Türkiye'nin de bu Körfez ülkelerinin yanında olduğunu görerek belki de bize bir gözdağı verdi. Yarın öbür gün savaş olursa bir kuruş sana bir damla gaz göndermem demeye getirdi belki de. Ya bu işin bu stratejik bir boyutuna da bakmak lazım. Sonuç olarak İran'ın bu yaptığının yapılmasına gerek yoktu. Neden yoktu? Çünkü pekala bir tadilat işi varmış. O tadilat işini yaz aylarında da yapabilecekken şimdi yapıyorlar, en muhtaç olduğumuz dönemde. Yani burada bir kötü niyet görüyorum. Şimdi bu uluslararası ilişkiler, çok fazla girmeyeceğim ona. Bu kadarı yeter. Bir de Türkiye'nin meselesi var. Şimdi senin burada doğalgazın mutlaka bir yedeğini bulundurman, ihtiyatta doğalgaz bulundurman lazım. Bu bulundurulur. Damat Albayrak zamanında işte yok Tuz Gölü'nün falan altına bayağı büyük bir tesisler yapıldı. Yani Türkiye istese bir aylık, iki aylık doğalgazını yedekleyebilecek durumda. Ama biz o yedekteki doğalgazların hepsini çatır çatır harcamışız. Niye harcamışız? Büyük ihtimalle doğalgaza zam geldikçe yenisini almadık. Orada ucuzdan aldıklarımızı sattık vatandaşa. Büyük ihtimalle. Şimdi bak ne oldu? Adamlar çat diye kesiverdiler. Hı hı. Ve çok büyük ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu geleceği görmek, zor günleri hesaplamak hükümetin işidir. Bu muhalefetin işi değildir bu. Bunu hükümet hesaplayacak. Amerika'da öyle rezervler var ki adamlar kendi rezervlerini, yani yedekte beklettikleri doğalgazı, petrolü satarak dünya gaz ve petrol fiyatlarını düşürebiliyorlar. O kadar büyük rezervleri var. Biz bütün rezervlerimizi yemişiz. İran ben vanayı kapatıyorum dediği zaman da böyle ortada kalıvermişiz. Kışa çıkmışız yani, öyle söyleyeyim. Şimdi Sedat dedi ki dışa bağımlılık çok kötü. Ben bir şey daha söyleyeyim, hadi şeytan kötü bir senaryo kuralım. Ya Rusya ile Ukrayna savaşırsa ne olacak? İşte biraz önce ben de onu söyleyecektim. Ne olacak? Ki savaşabilirler. Alt taraf karışık, üst taraf daha da karışık. Savaşabilirler. Yani birbirlerinin sınırına tank yığınağı yapıyorlar orada. Bayağı ciddi bir savaş olur o. Çok kötü bir savaş olur da o. Onu söyleyeyim. O Afganistan'daki çatışmalara falan benzemez o. Bize bir damla, bir metreküp doğalgaz göndermezler. O zaman ne yapacağız? Hadi evde battaniyeyi attık diyelim ki. Sonra ne olacak? Sanayici çalışmayacak, bir şey olmuyor. Yani bütün bunları baştan hep söyledik, böyle tek yönlü bağımlılık olmaz dedik. Tabii ki hiç kimseyi dinlemediler. Kendi bildiklerini yaptılar. Bildiklerinin sonucunu da görüyoruz işte. Evet. Türkiye'nin yerli kaynaklara ihtiyacı var. Kömür bu kaynaklardan biridir. Ama tabii termik santral en son tercih edilmesi gereken şey. Burada yerüstü kaynaklarını da unutmamak lazım. Çok mecbur kalındığı zaman ben termik santrallere karşı çıkmam. Ama mesela Alpu'daki gibi bir şeye de karşı çıkarız. O da ayrı bir konu. Evet. Hüseyin. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii bu anlık demiştiniz. Doğru. Ayın 20'sinde geçtiğimiz hafta patlak veren bir durum. Bugün bir tanesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi, bir tanesi üyesi dediğim direkt yönetim kurulunda, hatta toplantı esnasında sağ olsun akşama doğru tekrar arada görüştük. Bu konuyu irdeledik. Sadece sıkıntı doğalgaz sıkıntısı, sıkıntı elektrik sıkıntısı gibi değil, daha farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir düşünce? Elbette ki üstadların ifade etmiş olduğu gibi gerçekten üretimin olmaması, organize sanayi içerisinde kısıtlamaların, bakın bir kesinti yok. Bunda net anlaşalım, net ifade edeyim. Yaklaşık 20 yıldır organize sanayi içerisinde nefes alıp veren bir kişiyim. En nihayetinde fabrikaların revizyon haricinde durmaları kadar, üretim yapan şirketlerin revizyonlar, bakımlar haricinde durmaları kadar kötü bir durum yok. Durmak durumunda kalıyor bazen. Şalter indirmiyor. Fakat elektriğin, enerjinin fazla olduğu yerlerde de kısıtlamaya tabi olmak durumunda. Bu nasıl olmuş? Geçtiğimiz hafta 21'inde Cuma günü saat akşam 7'de tebliğ edilmiş bakanlık tarafından. Ve
demişler ki doğalgazda %60 kısıtlama olacak, elektrikte %25 kullanılacak. Resmi rakamlar bunlar. Fakat şöyle bir şey var, halen bugüne geldik. Bir takım panik bir havası olduğunu sezebiliyorum. Bunun mutlaka bir çıktısı olacaktır. Resmi yazılı hala organize sanayi bölgelerine gönderilmemiş. Türkiye'de biliyorsunuz enerjinin %30'u doğalgaz çevrim santrallerinden üretiliyor. Sadece İran'dan almıyoruz. Onu birazdan ifade edeceğim. Hatta şu an söyleyeyim. Biz İran'dan alıyoruz. En büyük bizim tedarikçimiz Rusya. İran %11. Azerbaycan'dan alıyoruz. %10'un üzerinde, 20-10 arası. Cezayir'den aldığımız var. Fas'tan aldığımız var. Bizim işte kendi ürettiklerimiz. Şimdi aslında alternatiflerimiz var. Peki ne oldu da bu hale geldik? Ne oldu da birden pat diye kesildi? Zaten insanların bugün anlam veremedikleri ve bir şekilde sorularına cevap aradıkları konu da bu. Şurada net bir şey söyleyeyim. Program öncesinde de Kerem Bey kısaca ifade etmişti. Eskişehir'de 650 tane şirket var. Büyük firma var organize sanayi içerisinde. 650 rakamı. Diğer şirketlerle birlikte KOBİ vesaire daha fazla. Hiçbir fabrika şalter indirmedi. Bunun altını çiziyorum. Enerji ve doğalgazda kısıtlama olduğundan dolayı örnek bir üretim fabrikasında üretim %25'te yapılamadı belki. %60 kısıtlama doğalgazda yapılamadı. Gruplama dediğimiz bölgelerde, aydınlatmanın yapıldığı yerlerde işte kalıp tadilatların olduğu yerlerde üretim yine devam ediyor. Montajla ilgili. Sadece kısıtlamalar var. Bu zarar tamamen kapansa hesap edilmesi gerçekten çok güç. Üretimin neden önemli olduğunun da aslında bir göstergesi. Keşke bunu üretim, eğitim derken bu kısıtlamalardan sonra üretimin önemli olduğunu değil de öncesinde bunun idrakine varabilsek keşke. Çünkü bugün taşrada köyde Hasan amcamın umrunda değil. Anlatamazsınız Hasan amcama ya da Ayşe teyzeme. Oturur kuzinesinde çayını yapar, kuzinesinde patatesini patlatır, yemeğini yapar, odununu koyar kovasına, yakar, oturur, ısınır. Çünkü idmanı bu şekilde, ömrü hayatı bu şekilde. Her yerde doğalgaz yok. Esas kısıt organize sanayi içerisinde. Organize sanayi içerisindeki kısıtlamanın yegane nedeni Türkiye'de %60 kullanılan hanelerdeki doğalgazın kesilmesinin istenmemesi nedeniyle kaynaklanıyor. Bu önemli. Şimdi şöyle tedbir almışlar. 23'ünde acil olarak 80 tane başkanın toplandığı ticaret işte bakanlıkla birlikte bir toplantı yapılıyor ve özellikle gıdalarda, ilaç sektöründe, et sektöründe, özellikle süt sektöründe bazı şeylere özellikle şey yapmışlar, esnetme sağlanmışlar. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Burada organize sanayi içerisinde kullanılan toplam doğalgaz %25-%30 arası. Aslında fazla bir rakam gibi görünmüyor. İşte biz bununla Türkiye'deki büyük çarkları döndürüyoruz. Öyle bir şey var. Şimdi benim aslında merak ettiğim ve burada not ettiğim soru şu. Gerçekten bu kadar sıkıntı çekilmesinde İran doğalgazı ne zaman kesti? Ya da bu tadilata, tamirata, bakıma ne zaman başladı? Çünkü Türkiye'nin rezervi işte Kerem Bey'in ifade etmiş olduğu gibi bizim tanklarımızda stok diyelim, stoklama yaptığımız yerlerde 5 milyar metreküp bildiğim kadarıyla stoklama yapılabiliyor. Burada bir aylık kullanımın karşılığı Türkiye'de. Şimdi bir öngörülememezlik var, bir hesap edilememezlik var. Şimdi bunu gerçekten insanlar söylemesi lazım. Ticaret Bakanlığı'nın bir ifadesi var. HES'lerden gerekli elektriği alamıyoruz, kuraklık. Hayır, bu onun karşılığı değil. O başka bir tartışma konusu. Doğalgazın sıkıntısı, elektriğin sıkıntısı kuraklıkla bağdaştırılamayacak kadar bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Burada bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu noktada bu sıkıntıyı çekmesi itibarı olursa, babamızın oğlu dahi olsa bunun hesabı mutlaka sorulur. Bakın ekonomik olarak bir çıktısı mutlaka olacaktır ama bu riskin önlemini almak da o koltukta oturan insanların yetkisi. Biz buradan bunların şunu yapacaklar, bunu yapacaklar değil, mutlaka olacaktır. Ben bunu daha çok şeyde söylüyorum, Kerem Bey'in ifadesi, Sedat Bey'in ifade ettiği gibi burada da not ettim. Türkiye'nin yeterli stoğu yok. Tespitler tamam, doğru. Yeterli stoğun olmadığını anladık Türkiye'de. Bu neden yok? Bunun sebepleri araştırılmalı. Neden sonuç analizler yapılmalı? Bu bir sürü analiz yöntemleri var. Şimdi yine ifade edeyim.
İran bugün bakıyorsunuz ambargoların cennet, ambargo uygulanıyor. Açlıktan nefesi kokan bir İran size bu yaptırımı uygulayamamalı. Yapmış olduğunuz anlaşmalarda bunu net bir şekilde bunun karşılığını görebilirsiniz. Ve ben ispat edemem ama Ukrayna-Rusya krizinin bunun ana nedenlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Rusya kardeşi ya da işte kuzeni diyebileceğimiz İran'a kes dediği anda kesebilecek durumda. Olmayacak bir şey değil. Türkiye'de, İspat edemiyorsunuz ama Türkiye'de ben bunun... çok açık şekilde Ukrayna'nın yanında duruyor. Kesinlikle şu an ben burada Rusya'nın çok Birleşik büyük... Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yanında duruyoruz. Hani parmağının değil de hani bu işte parmağı verdi. Ben elinin kolunun olduğunu düşünüyorum. Tabii Rusya bölgede yani, yalnızlaşmak istemiyor. Kesinlikle Çin, İran... Hani Çin, İran bu tür şeyleri arkasına alamazsa Rusya çok farklı. Çünkü Rusya'nın son dönemlerde Suriye politikası, Kazakistan politikasında bir güç gösterisi var. Ve maalesef şöyle bir algı var. Rusya tekrar eski gücüne mi kavuşuyor? SSCB'ye tekrar dönüyor mu gibi. Belki birçoğumuz için komik olabilir ama çok farklı stratejiler var. Ve Çin'in değişik bir şekilde Türkistan coğrafyasına yayılması var. Şimdi sonuç olarak şu. Biz hani dedik ya ne alakası var bizim... Hayır, gerçekten dış bir hikaye olmuş olsa da Rusya'nın bu emellerinin İran üzerinde ciddi bir emeli var. Bugün sen Suriye'ye tek başına kafa tutuyor dünyaya diyebilir misin? Hayır, arkasında Rusya olmasa hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Daha önce de ifade ettik. Şununla da bitireyim. Madem biz burada hani dışa bağımlı diyoruz ya, evet dışa bağımlılığımız var maalesef. Peki biz bunu nasıl aşabiliriz? Türkiye'de her şeye rağmen planlananları sadece doğalgaz üretimi bitiremezsiniz, elektrikle bitiremezsiniz. Bazı anlaşmalar vardı uluslararası hukukta ve bu anlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz tarafından çözülecektir. Ama bu sıkıntıyı yaşatan, önlemini alamayanlar varsa bunların mutlaka hesabı sorulacaktır. Son olarak da şunu söylüyorum. Üretimsel olarak, üretim rakamlarında Türkiye'nin 2022 yılının patlama yılı olacağını düşünüyorum. Bunu ilerleyen dönemlerde, ilerleyen programlarda üretimle alakalı konuştuğumuzda detaylarını verebilirim. Tarım ve enerji politikalarının net bir şekilde alternatif olarak çok güçlü siyasetle gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım ve enerji. Bakın Türkiye uçuracaklardan bir tanesi. Bunun örneği nasıl oluyor? Savunma sanayide son yıllarda nasıl biz atağa geçtik? Savunma sanayide dünyada sayılı ülkelerden bir şeyler satabilecek duruma geliyorsan, yapabiliyorsan bununla ilgili mühendis portföyünü geliştirebiliyorsan, sürekli alımlar yapabiliyorsan, işte TEİ'dir vesaire bu tür şeylerde ASELSAN bunlarda atağa geçmişsen pekala tarımda ve enerjide yapabilirsin. Son olarak da bir düğün salonu açtın. Bunu özellikle yazımda da belirttim. Şurada da yazıyorum. Müthiş bir talep var düğün salonuna. Öyle güzel lokasyonda açtın ki düğün salonuna her şey mükemmel. Fakat ısıtmanda problem var. Şimdi Türkiye'de hani çok basit bir şeyde sınıfta kalmak gibi bir şey. Çok önemli. Vücudun damarları gibi. Şu an Türkiye'nin ve dünyanın altı doğalgazla döşenmiş durumda. Bu da uluslararası siyasetin bir gücü. İran nasıl kullanıyor şu an? Nefesi kokan açlıktan İran'ın kalkıp Türkiye'ye doğalgazla ilgili bir yaptırımı söz konusu. Bu akıl alır gibi değil. Bir düğün salonu kurmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. Güçlü olmaya çalışıyor. Ama bunun ısıtmasıyla, klimasıyla, kamerası ve aydınlatmasıyla her şeyle dört dörtlük olması lazım diye düşünüyorum. Her şeye rağmen 2022'ye umutla bakıyoruz. İnşallah. Noktaladık. Teşekkür edelim. Akaryakıtla devam edeceğim. Tabii akaryakıt istasyonlarında da büyük sıkıntı olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Yapılan açıklamalar var. Kar marjlarının düştüğü, girdilerin %100 arttığı yönünde. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası tarafından yapılan bir açıklama var. Kasım ve Aralık ayında Türkiye genelinde 800 istasyonun kapandığını, Ocak ayında da yani bu ayın sonuna kadar da yaklaşık 1500 istasyonun kapanabileceğini ifade etti. Eskişehir'de de yine Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Özgür Alp'in katıldığı TOP Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi'nde yapmış olduğu bir açıklama var. Yine giderlerin arttığından bahsediyor ve Eskişehir'de de istasyonların kapanabileceğine vurgu yapıyor. Bununla ilgili de görüşlerinizi alalım. Maalesef enerji deyince enerjinin önemli kollarından birisi de akaryakıt. Pek çok hayatımızın pek çok alanında akaryakıta muhtaçız maalesef ki. Tabii bu akaryakıt temininde o çarklardan bir tanesinin durması bütün hayatı alt üst edebilir.
edebilecek boyutta. Bunlardan birisinin başlangıcını görür gibiyiz. Çünkü tedarikçi firmalar senin de söylediğin gibi yaptığı açıklamalarla artık kar edemediklerini, bu yüzden de satış yapmak istemediklerini söylüyorlar. Bu da tabii akaryakıt istasyonlarında tabii tedarikçi firmalardan akaryakıt alamayınca da mecburen ya iş yavaşlatıyorlar ya işte kapanıyorlar. Maalesef kötü olaylarla karşı karşıya kalmaya başladık. Şimdi tedarikçi firmalar da son derece haklı. Girdileri öylesine artmış ki artık sahiden yaptıkları işin karşılığını alamaz durumdalar. Böyle olunca da tabii satmaktan vazgeçiyorlar. Akaryakıt almak isteyen şirketler, akaryakıt şirketleri de ihtiyaçları kadar almak istiyor. Atıyorum 2 ton almak istiyor. Ancak tedarikçi firma 2 tondan ben para kazanamıyorum, maalesef veremem sana diyor. O yüzden ne yapıyorlar? 4-5 tane akaryakıt istasyonu bir araya gelip 10 tonluk, 15 tonluk siparişler vererek ancak bu şekilde temin yoluna gidiyorlar şu anda. Yani herhangi bir işte sıradan bir akaryakıt istasyonu daha önce olduğu gibi başvurusunu yapıp ben şu kadarlık işte akaryakıt istiyorum, getirin işte akaryakıt istasyonuma verin diye bir şey kalmadı artık. Dediğim gibi 4-5 akaryakıt istasyonu, hatta 7-8-10 kişi bir araya gelip kendi ihtiyaçları kadar bir havuz oluşturup o havuzla birlikte tedarikçi firmalara başvurup ancak o şekilde şu anda temin yoluna gidiyorlar. O da ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi tedarikçi firmalar çok şikayetçi. Girdilerindeki masrafların azaltılmasını istiyorlar. En azından yaptıkları işin bir karşılığı olsun istiyorlar. Yani bu ortamda devletin de bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Doğalgazdaki yaşadığımız sıkıntıyı, krizi akaryakıtta da yaşarsak eğer bu kış biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Umarız bir an önce bu işe bir çare bulunur da en azından akaryakıt istasyonlarımızda kaldıkları yerden devam ederler. Biz de günlük yaşamımıza kaldığımız şekilde devam ederiz. Evet. Bir de sorunlardan bir tanesi de yani akaryakıt fiyatlarının çok yükselmesi, benzin fiyatları falan. Yani vatandaş artık eskisi gibi özel aracına binemiyor. Yani ben kendimden de biliyorum. Bir depo dolduruyorum. Eskisinin 2,5 katı falan bir para veriyorum. Ve hani pek çok kişi arabasını kullanmıyor. Dolayısıyla da satışlar azaldı. Satışlar azalınca da akaryakıt istasyonlarının yani zaten kar marjları düştü. Bir de hani sürümden de kazanamıyorlar. Hani eskiden 100 litre satardık, 100 lira kazanırdık. Şimdi 50 lira kazanalım diyemiyorlar. Çünkü 100 litreyi satamıyorlar çünkü. Böyle bir sıkıntı da var. O da onların kapanma noktasına gelmesine neden oluyor. Geçen ay Türkiye genelinde 800 akaryakıt istasyonunun kapandığı söylendi. Bu il başına ortalama 10 istasyon eder. Henüz felaket denilecek bir şey yok ortada. Ama PÜİS, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş diyor ki buna 1500 daha eklenir ay sonunda diyor. Şubat'ın sonunu kastediyor. Yani şimdi 800 hani sorun değil, halledebiliriz diyoruz ama bir de 1500 eklenirse o zaman iyice iş çığırından çıkmış oluyor. Eğer Türkiye'de akaryakıt istasyonları yani kapanırsa o zaman bunun tarımdan sanayiye, tedarik zincirine, lojistiğe, hatta yaz aylarındaki turizme kadar etkileri tahmin edemeyeceğimiz kadar kötü olur. Yani bir şekilde bizim benzin almamız lazım. Yani benzinsiz bir hayat herhalde 1930'lu yıllarda kaldı yani. Bir işte 1974 OPEC krizi falan yaşanmış ama o hani çok dünya genelinde bir kriz. Şimdi öyle bir şey de yok ortada. Bu tamamıyla yönetim beceriksizliğinden kaynaklanan bir şey. Tedarikçi firmalar ve akaryakıt istasyonları hak ettikleri kârı elde etmek istiyorlar. Adamlar babasının hayrına kurmadılar o istasyonları. Para kazanacaklar tabii. Masraflarımız ikiye katlandı, gelirlerimiz yarıya düştü diyorlar. Şimdi onların da kendine göre bir hesabı var. Bir de çok yüksek vergiler de alınıyor. Devletin hani bu kriz zamanında o vergilerden biraz fedakarlık da etmesi lazım. Yeri geldiği zaman işte Avrupa'daki en ucuz, dünyadaki en ucuz petrol bizim filan diyor Sayın Maliye Bakanımız Nebati. Bir kere dünyadaki en ucuz petrol filan Türkiye'nin değil de Avrupa'daki en ucuz 3 ülkeden biriyiz. Bu doğru. Bir Rusya var bizden daha ucuz. Bir Beyaz Rusya, Belarusya var ki onlar zaten üretici. Yani onun dışında gerçekten Avrupa'daki en ucuz 3 ülkeden biriyiz. Fakat yani Sayın Nebati'nin ben pek bileceğini zannetmiyorum da satın alma paritesi denilen bir şey vardır. Yani onu Türkiye'de halkın o benzini alabilmesi çok zor. Yani sen Euro'dan hesaplarsan tamam ucuz dersin de Almanya'daki adam için çerez parası o. Dolayısıyla hani gerçekten vatandaş benzin de alamaz duruma geldi. Mazot da alamaz duruma geldi. Bu sorunlar çözülmediği müddetçe daha hiç tahmin etmediğimiz yani bana bundan bir ay önce akaryakıt istasyonları
Türkiye'de Eskişehir'de kapanacak desem buna inanmazdım. Çünkü bizim bildiğimiz nedir? Akaryakıt istasyonu altın yumurtlayan tavuktur. Biz öyle biliriz yani. Ama bundan bir ay önce söyleseler buna inanmazdım. Şimdi hiç tahmin etmediğimiz sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani başka tahmin etmediğimiz, aklımızın ucuna bile gelmeyen sorunlarla da karşılaşırız bu kafayla gidersek. Son notlar alalım Hüseyin abi. Evet, şimdi Kerem Bey'in dediği gibi hani hep söyleriz ya, herkes her şeyi devletten bekliyor diye. Her konunun sonu oraya gidiyor. Yani işte vergiden indirim olsun, şuradan indirim olsun. Şimdi bu tespitine katılıyorum. Şu noktada tırnak içerisinde söylüyorum. Satışların azalması. Yani bu trafik içerisinde geçtiğimiz hafta bir Twitter'da anlatmaya çalıştım ama çok da anlatamıyorsunuz Twitter'da kısa. Bu gelen zamlarla bu akaryakın üzerindeki köpüğün alınma beklentisi var ya, o köpük alınırsa belki, ama bugün bir LPG'nin, bir efendime söyleyeyim mazotun, benzinin fiyatlarını kimse söylemeye gerek yok. Herkes bunu birebir söylüyor. Biliyor zaten. Ve dolayısıyla bugün özel araçlar Eskişehir'de 250 bin üzerinde, TÜİK rakamlarıydı bildiğim kadar, 300 bine dayanan özel araç var. 3 resmi kayıtlı, her ay hepimizin takip ettiği. Ve bu araçların bugün trafiğe çıkıyorsunuz. Bu zamlardan sonra şunu ifade edeyim. 5 ya da 6 tane şehri, kenti, büyük şehir dahil olmak üzere gezme fırsatım. Gezme dedim, işim dolayısıyla seyahat etme, gitme, trafiğine girme fırsatı buldum. Öncesinde girdiğim için kıyas edebiliyorsunuz. Şu algıya kapılabilirsiniz. Hani zamlardan bağımsız konuşursanız, evet ya bu kentte trafik sorunu çözülmek üzere. Eskişehir'de de trafik sorunu çözülmek üzere. İnanır mısınız buna? Hayır. 5 kilometrelik yerde 7 tane ışık var, şu var, bu var. Yani bir sürü şey var. Bu Manisa'da da böyle, Balıkesir'de de böyle, Bursa'da da böyle. İşte Bursa'da bir girerseniz çıkamazsınız denir filan. Bu algı niye zedeleniyor? Yani bu algı niye böyle işte düzelmiş? İşte bu zamlardan dolayı insanlar artık sanırım son tercih ya da zaruri durumlarda özel araçlarını kullanır oldular. Toplu taşım oluyor ya da yürüyordur. Yani Allah yardım etsin herkese. Akaryakıt dediğiniz zaman hani ben en büyük nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde domino etkisi oluşturur dedik ya. Gelen zamlar, asgari ücretin 4250 TL olması ve petrol ofisinde çalışan bir pompacıdan tutun da yönetimsel müdürüne kadar, muhasebecisine kadar bu ve bunun üstüne paralar alıyorlar. Peki kazancın kaçta kaçı bu vergi? Üretmiyorsunuz ki orada, sadece pompayla dağıtıyorsunuz. Ve Türkiye'de bu 800 diyoruz ya, ben rakamı gerçekten varsa sizden de bekliyorum, bilmiyorum. Bu 800 kaçın 800'ü? İşte 1800 ise dehşet bir rakam. Değil, öyle olmadığını biliyoruz. İşte 10.800'ü mü? 100.800'ü mü? 200.800'ü mü? Bir oran verilmesi, ben bakmadım buna, bu 800'ü. Rakamlarla biraz o yüzden çok şey yaparım, hani takarım oraya. Buna bakacağım ama bu 800 rakamı hiç az rakamlar değil. Ve özellikle kırsaldaysa çok daha kötü. Çiftçidir, tarımla uğraşan insanlarsa. Evet. Ve bu şu ana kadar da akaryakıt istasyonları o bölgenin en varlıklı insanlarıdır. Yatırımı da hemen bugün bir çay ucu açar gibi açamazsınız akaryakıt istasyonlarını. Haliyle her sektör gibi bu sektörde de kardan belki zarar etmek istemez insanlar. Çok haklıdır da bu noktada. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani tedarikçi firmalardan Sedat Bey'in ifade ettiği gibi bir araya gelip efendim mesela 5 tane petrol ofisi işte veya 5 tane petrol şirketi akaryakıt istasyonu, bunlar hiç sürdürülebilir şeyler değil. İnşallah en kısa sürede çözüme kavuşur. Peki, teşekkür edelim. Devam edelim bir sonraki konu başlığımızla. Komşu Bilecik'e uzanacağız. Tarihi bir kent. Zaman zaman burada da bu masada da konuştuğumuz özel bir kent aslında. Ve bu özel bir kentin kötü bir şekilde öne çıkması üzücü tabii. Bilecik'te rüşvet skandalı günlerdir hem Bilecik'te aslında hem de ülke gündeminde tartışılan bence bir sosyal nokta. Medyada. Evet. Kısaca bilgi verecek olursak, bölgede Seven Pasajı olarak bilinen bölgeye AVM yapılmak isteniyor 2018 yılında. Tabii ihaleye çıkıyor. Bir firma uygun bir teklif veriyor. İşte ihaleyi kazanıyor. İnşaat süreci başlıyor. 2019 yılında belediye el değiştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor belediye.
Ondan sonra da bu rüşvet ortaya çıkmaya başlıyor bölgede. Belediyenin ortak olduğu bir AVM şirketi, bunun satışıyla ilgili bir rüşvet söz konusu tabii. Rüşvet iddiaları tabii bunlar, henüz mahkemece belirlenmedi ama. Evet, Bilecik Belediye Başkanı danışmanı olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda bölgede de bir şirketin yönetim kurulu başkanı. Satışıyla alakalı 3 milyon 300 bin lira civarında bir rüşvet istediği iddia ediliyor. Tabii iş adamları buna karşın bir ayak direme yapıyor. Daha sonra rüşvet 4 milyona çıkıyor, 5 milyona çıkıyor. Ardı arkası kesilmiyor. En sonrasında da AVM'yi yapan firma ve firmaya talip olan kişi polisle işbirliği yapıp söz konusu Selçuk Erdağ'ı suçüstü yakalatıyor. Ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Şu anda tutukluluk süreci devam ediyor. Tabii bununla ilgili gelen Cumhuriyet Halk Partisi il yönetiminden yapılan açıklamalar var. İçerisinde yine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in olduğu, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olduğu bir açıklama söz konusu. Burada da soruşturmanın selameti açısından mahkemenin kararının beklediği belirtiliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bölgedeki yaşanan bu tartışmalı konuyu? Gerçekten kent adına büyük bir skandal. Benim başlayayım. Sizden başlayalım veya Kerem abi'den başlayabiliriz ilk önce. Tamam, benim yazım da var yani bu konuda. Da. Öncesinde evet, bir istişare ettik. Tamam, o zaman ettik. Siz şey yapın, ben noktalıyım. Şimdi bu buyurun. Ters kelepçe meselesinden bahsedeyim. Kelepçenin tersi düzü olmaz. Polis kelepçeyi tutarken, takarken kişinin kaçması ihtimaline karşı bunu bir önlem olarak alır. Bu rutin bir uygulamadır. Kelepçe arka taraftan takılır. Bu böyledir yani. Bu şimdi yani bütün sosyal medyada her şey bitti de bu ters kelepçeye girmiş durumdayız. Yani adam suçlu mu suçsuz mu hiç onu konuşmuyoruz. Ters kelepçe olur mu? Sanki düz olsa çok fark edecek. Bir kere onu bir kafama taktığım için bir söyleyeyim, içimde kalmasın. Detayı vermiş olalım. Evet. Şimdi Selçuk Erdağ adlı bir kişi var. Bu belediye iştiraki, Bilecik Belediyesi'nden bahsediyoruz. Merkez İlçe Belediye Başkanı Belediyesi'nin bir iştiraki var. Kayı Anonim Şirketi diye. Onun yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda da belediye reisi Semih Şahin'in de danışmanı. Şimdi bu kişinin karıştığı bir rüşvet iddiası var. Polis de suçüstü yapmış. Şimdi sen de olayı açıkladın. Ben de çok hızlı bir şekilde bir özet geçeyim. 2018 yılında Bilecik Belediyesi bir alışveriş merkezi yapmaya karar veriyor. Bir şirketle anlaşıyor. Ve şirketle işte yarıcılık denir ona. Diyor ki bir kısmı senin olsun AVM'nin, bir kısmı da benim olsun diyor belediyenin. Bunu da Selim Yağcı Başkan AK Partili, şu anda da milletvekilimiz, Bilecik milletvekili, zamanında yapılıyor. Sonra belediye el değiştiriyor, yeni yönetim geliyor. Ve alışveriş merkezinin satış yetkisi olan şirket bunu 26 milyon 200 bin liraya bir başkasına satmaya karar veriyor. Satış yetkisi de orada zaten. Fakat Selçuk Erdağ adlı kişi belediyedeki yetkilerinden de faydalanarak, anlaşıldığı kadarıyla siz bu satışı yaparsınız ama ben de sürüncemeye sokarım. Bu satışı o kadar kolay yapamazsınız diye. Belediyenin payından yola çıkarak. Evet, belediyenin yani işte ben bir takım şey gözünüzün üzerinizde kaş var derim. Bunu yaptırtmam size. Evet. Diyerek, aldırtmam diyerek bir rüşvet istiyor. 2,5 milyon artı 800 bin lira. 3 milyon 300 bin istiyor. 2,5 milyonu peşin, 800 bine iş bitince hesabı. Karşı tarafta iki taraf var karşı tarafta. Bir satan şirket, bir de almak isteyen var. Onlar da ne münasebet diyorlar. Sonra daha sonradan bu görüşmeler sürüyor, özel görüşmeler. 4 milyon liraya çıkartıyor rüşveti. Vermiyor musunuz? 4 milyon oldu diyor. En sonunda da 5 milyona çıkartıyor. Tam mafya usulü yani. Tabii iddialar doğruysa. Çünkü normalde ne olur? Hani bir pazarlıkla düşersin değil mi? Yükseltmek mafyanın işidir. Daha sonradan işte bu 40 milyon lira civarında da bir fiyata sattırırız, biz sattırtmayız size filan diye bir açıklama da yapılıyor. Ve en sonunda bunu almak isteyen şirket ve satmak isteyen şirket polise gidiyorlar. Diyorlar ki arkadaş bak bu adam bizden rüşvet istiyor. Polis de diyor ki bunun kolayı var. Siz paraları hazırlayın. Hepsinin seri numarasını alalım. Biz de tertibatımızı yapalım diyor. Tertibatlarını yapıyorlar. Gece yarısı bir operasyonla Kayı Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağ da artık ters mi olur düz mü olur ne o derdimiz olsun kelepçeyle alıp götürüyorlar. Şimdi ondan sonra olaylar büyüyor tabii. Şimdi bu doğal olarak bu normalde biz ismini soy ismini vermezdik, kodlardık ama bu
bir kamu meselesidir. Çok önemli, üst düzey bir yetkilidir. Evet. Belediye başkanının danışmanıdır. Bu tip durumlarda ben ismin ve soy isminin açıkça söylenmesinde beis görmüyorum. Daha sonra ortalık karışıyor. AK Partililer diyorlar ki arkadaş siz niye CHP ilçe yönetimine, il merkezine, siz niye açıklama yapmıyorsunuz falan diyorlar. Ve CHP il başkanı Mehmet Metin Yaşar da bir açıklama yapıyor. Ve açıklamada da işte bu bir kanuni süreç işlemektedir. Rüşvet isteyen varsa bunu yani her türlü cezayı yesin diyor. Ve Selçuk Erdoğan'ın bir nevi rüşvet yediğini kabul etmiyor ama yediyse de o yemiştir diyerek Bilecik'teki CHP'li belediyenin buradan suçlanamayacağını iddia ediyor. Fakat ondan sonra da olaylar ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifalarını basıyorlar. Oo, evet. Ve bunlar istifalarını basarken de bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki Cengiz Çevik'in açıklamasından kısa bir not aldım. Bugün yapılan basın açıklaması diyor. Kendi il başkanının basın açıklamasından bahsediyor. İl yönetim kurulunun aldığı karar hiçe sayıldı diyor. Bu şaibeli sürecinde yanında olunduğu gösterildi diyor. CHP il yönetiminden bahsediyor. Ve ben bu işin içinde duramam. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Başkan yardımcılığından istifa ediyorum. CHP'den etmiyor ama. Bundan sonra da mücadelemi partinin içerisinde üye olarak devam ettireceğim diyor. Yani buradan da bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bazı kişilerin CHP'li il başkanlığını da bu sürecin içerisinde belediye başkanının yanında olmasından rahatsızlık duyduğu sonucuna varıyorum ben. Evet. Onu söyleyeyim. Bir de Merkez İlçe Başkanı bir hanımefendi var. Pamir sanırım. O da bildiğim kadarıyla istifasını sunmuş. O da bir sürüncemedeymiş. Berna Pamukçu. Resmiyette istifa öyle etmiyor bir ama genel değil. Merkeze istifasını istedi yönetimiyle birlikte. Şimdi gelelim son olarak ben bitireyim burada konuşmamı. Tabii. Selim Yağcı AK Parti'nin eski belediye başkanı ve şu anda milletvekili. Tabii bu işleri de çok iyi bilen birisi. Diyor ki bu kadar üst düzeyde bir rüşvet operasyonu varsa bunun işte belediye reisinden ya da daha üst düzey değil de o üst düzey yetkililerden haberdar olunmaması mümkün değildir diye bir eklemede bulunmuş. Söyleyecek başka bir şey var mı? Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Durum bu. Yani Bilecik'te tatsız bir hadise gelişiyor. Tabii bu toplantıda Serhat Bey'le devam edelim o zaman. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de açıklaması var yine. Bu rüşvet sayılmaz diyor. Evet. Rüşvet işin iki tarafın kamu çalışanı olması gerekir. Selçuk Erdoğan'ın yaptığı nüfus ticaretidir diyerek de aslında zaten burada haksız bir kazanç sağladığını söylüyor. Kim bu aktör? Belediye Başkanımız. Bu şekilde mi söylemiş? Gerçekten bu şekilde söylemiş. Ben inanmamıştım. O kadar komik ki bu söz. Yani birincisi Selçuk Erdoğan'ın suç işlediğini kabul etmektir bu. İkincisi de ne demek nüfus ticareti suç işlediğini yani? Kabul etmiyor nüfus ticareti diyor yani. Nüfus ya canım suç nüfus ticareti de bir suçtur sonuçta da. Suç işlememiş diyor yani. Ben anlamadım. Yok suç işlememiş demiyor. Büyük ihtimalle Selçuk Erdoğan bizden haber diyecekler. Belki de gerçekten habersiz yani bilemeyiz yani şimdi. Kimsenin de günahını almayalım da yani bu rüşvetin hâlâsıdır bu kardeşim bu. Daha ne olacak yani? Evet. Bana şimdi estağfurullah ne demek? Ben de çok fazla uzatmak istemiyorum zaten. Şimdi bu belediye başkanı danışmanı olan kişi tüm bu işleri belediye başkanından habersiz yapıyorsa bir fecaattır. Yani belediyenin doğru yönetilmediğini ya da belediye içerisinde olup bitenlerden belediye yönetiminin haberinin olmadığını gösterir. Bu kötü bir durumdur. Eğer bu işlerden belediye başkanının da haberi varsa o zaten tam bir... O zaten ayrı bir suça gider. Çok, yani öyle bir şey olacağına ihtimal vermek istemiyoruz. Ve hani onu düşünmek bile istemiyorum. Tabii. Yani burada belediye yönetiminin de bir büyük bir zaafı var. Çok belli yani. Bu işin hani tabii konu artık yargıya taşınmış. Yargıya giden konular hakkında yorum yapmak da çok doğru olmaz ama burada ödenmesi gereken bir siyasi bedelin olduğu çok açık ortaya çıkmış bir şekilde duruyor. Apaçık duruyor. Bu siyasi bedelin bence ödenmesi gerekiyor. Öncelikle bu bir. İşte yuvarlak cümlelerle de bu işin kapatılamayacağı, üstünü örtülemeyeceği de çok açık. İşte suçu işleyen birisi varsa çeksin cezasını demek de bence olmaz. Dediğim gibi habersizse bu işler, habersiz yapılıyorsa herkes bir şekilde bundan
sıkıntı duymalı. Çünkü yani bir kişi belediyeye girip istediği gibi rüşvet alıp veriyorsa, belediyenin işlerini istediği gibi çekip çeviriyorsa bu çok büyük bir yönetim zaafıdır. Bu yönetim zaafında bedelini işte CHP'nin başında olanlar da ya da belediyenin başında olanlar da ödemelidir. Eğer zaten haberli yapıyorsa, biraz önce de söyledik, o çok daha büyük bir skandal ortaya çıkarır. Konudan bağımsız olarak söylüyorum. Yani hayatımda en nefret ettiğim kişilerdir. Bulundukları makama ya da getirildikleri makamı kullanarak kendine menfaat temin eden insanlar şu hayatımda en nefret ettiğim insanlardır. Yani herhalde işte konudan bağımsız olarak söylediğim için kimse kusura bakmasın. Bu söylediklerimden de bir anlam çıkarmaya çalışmasın. Herkes getirildikleri makamda, bulundukları makamda dürüstçe, insanca görevini yapmaya devam etsinler. Hele hele bu makam bir kamu kurumunun makamıysa o makamda tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı vardır. Evet. Çoluğun, çocuğun hakkı vardır. Garibin, gurabanın hakkı vardır. Herkes adam gibi işini yapsın. Kamunun malını, mülkünü korumak için oraya gelmiş. Herkes kendisine özen göstersin, çeki düzen versin. Benim hırsızım, senin hırsızın yoktur, hırsız vardır. Ha, ayrıca onu da söyleyeyim. Hani bunu CHP yapmış, AK Parti işte bilmem hırsız yapmış. Hırsız vardır yani. Aynen öyle. Bu işin aynı kar olayına geliyoruz. Karbuz siyasetini. Karbuz siyasetinin de AK Partisi, CHP'si olmaz. Tabiatın, doğanın verdiği o sıkıntının partisi olur mu arkadaş? Şimdi aynı şey burada da var. Adam yani... Suçlamak istemiyorum çünkü yargıda bir şey bu konu. Hani farklı olaylardan yola çıkarak söylüyorum. Yani eğer bir kişi hırsızlık yaptıysa o hırsızın hangi partiyi gönül verdiğinin hiçbir önemi yoktur. Ya hırsız hırsızdır yani. Bu kadar basit tabii. Evet. Hüseyin abi. Evet yani gerçekten sizin yazınızı da okumuştum. Bir şekilde aldığınız notlarda da sıkıntı yani iddialar çok endişe verici. Burada rakamlara takılmadan, şahıslara, isimlere takılmadan söylüyorum. Bilecik Belediyesi bünyesindeki kayı anonim şirketi diye ifade etmiştiniz evet, değil mi? Evet, belediye iştiraki o. Evet. Ayrıca bağımsız bir şirket değil yani. Tabii tabii. Hı-hı. Şöyle zaten işte 5393 sayılı belediye kanunun 70. maddesi gerekse işte 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun belediye verdiği görevlere göre de kuruluyor. Bunun bildiğim kadarıyla 2016 bu KYK'lara göre o zamana kadar da kurulan şeyler var. Şirketler var belediyeye bağlı. Bunun nedenleri var. Neden şirket kuruyorsunuz? 2016'dan sonra neden şirket kurmaya çalıştınız? Çünkü taşeronları çalıştırabilecek bir yapıda bildiğim kadarıyla bütün belediyelere şirket kurma zorunluluğu getirildi. Eskiden yoktu. Yani taşralar benim bildiğim kadarıyla yine Eskişehir'in Büyükşehir, Tepebaşı, Odunpazarı haricindeki diğer ilçelerinde 2013-14'ten önce şirket neredeyse yoktu. Öyle söyleyebilirim. Sonrasında kuruldu. Şimdi burada Afyon bölgesinde de vardı. Kütahya bölgesinde de bir takım bu araştırmalarımda şunu gördüm. Kurmuş olduğunuz şirketlerde başkanlar bazen kendileri olabiliyorlar. Çünkü şirketten bir para alınabiliyor. O koltuğa oturduğunuz zaman bir bunun ücreti var, bedeli var. Hı hı. Çoğu insan bunu tercih etmiyor. Aslında şu çok önemli. Bakın bu hakikaten nasıl aşılıyor bilmiyorum ama böyle bir yazı da hazırlamıştım. Bunu da ilerleyen dönemlerde yazacağız. Tabii bunun sonucu da çok önemli. Buna neden siz şey yapıyorsunuz? Belediyelerin ya da işte X partilisiniz, Y iktidarın size baskısı şirket kurmaya zorluyor olabilir. Bu nedenlerden bir tanesi. İhale mevzularındaki düzenlemeler, bir takım şeyleri aşmalar, kolaylık adına şirket kurulabilir. Fakat aklınız bu şekilde çalışıyorsa Allah muhafaza, bu iddialarda okuduğumuz ya da duyduklarımızla, anlatılanlarla basına düştü isim, soy isim, şirketler olanlar, bütün olaylar suçüstü. Bunlar çok ciddi ithame iddialar. Şimdi isnat, ispat meselesinde bir tık sanki üstü gibi. Sonrasında özellikle ismini bilemiyorum ama istifa müessesesini hayata geçiren o iki arkadaşımızı tebrik ediyorum. Bir şekilde belki bizim bildiğimizden çok daha fazla bir şey bilerek. İl başkan yardımcısı Altan Şahin ve başkan vekili Cengiz Çelik. Tebrik ediyorum. Hiç tanımam etmem. İstifa etmeleri en azından bir duruştur. Kesinlikle. Gerçekten en azından bir duruştur. Bu örnek olmalıdır. Bunun partisi, görüşü, şusuz, akı karası, sarısı yok. Bu böyledir. Ne olursa olsun. Şimdi sıkıntı aslında şu. Bu ne kadardır bu pazarlık sürüyordu? 5 milyona çıkmasaydı
500 binde anlaşılacak, o zaman nasıl tabii olacak yani? Bu da bir sorulması gereken. Bunu mutlaka. Mesela 100 bin dolar rüşvet istese karşı taraf ya al bakın, şu hani parayı diyebilir miydi? Burada iki tane, yani iki şöyle tane bir durum gerçekleşmiş. Söz konusu firmaya talip olan kişi, ben sizin belediyenize bir kepçe alayım o zaman demiş. Yok, biz kepçe kabul etmiyoruz, bize nakit para lazım. Böyle bir tabii iddialar var. Bak, bu iddialar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz hani kepçe kabul etmiyoruz. Maalesef hani hep duyuyoruz ya. Ama biz kepçeyle alıyoruz diye yani. Yani şimdi kepçeyle verme, kepçeyi ya da kepçeyle vermek isteyen bir şey, onu hiçbir zaman itham etmiyoruz. Evet. Tanımadığımız şirketler. Bunlar, ben belediyelerin bu noktada buraya gelmeden bu konuyu kısa süre iki tane eski belediye başkanıyla, belediye eski başkanlarıyla hiç görüştüm. Dedim, nasıl yürüttünüz şirketleri? Hani bundan bütün olarak konuşuyorsunuz. Bir denetleme performans eksikliğini görüyorum ben burada. Bakın, altını çok kalın çiziyorum. Burada Sayıştay'ın ticaret hukukuna bağlı bir şirket, ya aslında şirket bildiğiniz dışarıdaki bir market ya da şirket gibi bu şirket. Anlatabildim mi? Denetlemesi aynen o şirketlerin karşına tabi. Şimdi bunu diyebilir misiniz? Denetlemeden sonra böyle bir skandalı biz bulduk. Hayır. Denetlemeden sonra çıkmıyor ki. Bir anlaşmazlık sonucu çıkıyor bu. Ya da bir taraf, Sayın Belediye Başkanı Zat-ı Muhterem'in çok güzel ifadesi vardı orada. Neydi o? Nüfus ticareti. Nüfus ticareti. Ya. Evet, yani gerçekten müthiş. Yani bir Rafet Bey bilirim ben, Alpu Belediye Başkanı'nda bu tür şeylere imza atan. Gaflara diyorsun. Seracılıkla vesaire. Gaf hani, değil artık. Müthiş bir insan. Bilecik Belediye Başkanı'nı geçtiğimiz Mart ayındaki billboardlara astığından Türkiye tanımıştı. Evet. Gerçekten bakanın yanında falan duruşuyla. Bu tür şeylerle değil, hizmetle gündeme gelmek lazım. Basınla iletişimin çok güçlü olmadığını zaten biliyoruz. Ama burada bakın, en azından kişilerin, bu işe ilgili olan insanların, her kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Sayıştay'a bağlı belediyelerin denetlenmesinde, onun altındaki şirketlerin denetlenmesinde, o şirketi kurdunuz, belediye başkanları, Bilecik'den ayrı düşünüyorum, bağımsız düşünün lütfen, şirketlerin sorumlulukları, bir numarası sorumlusu belediye başkanlarıdır. Bakın, bunu belediye başkanlarına sorun, evet der. Çünkü siz şirketi kurarsınız ya da kurdurursunuz. Neden belediye başkanlığı şirketi? Çünkü denetleyen konumunda olması lazım. Hem denetleyen hem denetlenen olabilir mi? Olamaz. O yüzden belediye başkanının oraya başkan olması mümkün değil. O atıyor. Yani şirketin bu ilgili şahsı, beyefendiyi kim atamış? Dolayısıyla yapmış olduğu, bakın miktar söylemiyorum, İşte şu cezayı söylemiyorum, hukukun bileceği işler bunlar. Fakat denetleme noktasında ve sorumluluk noktasında bir belediyenin altındaki şirketlerin yapmış olduğu her şeyden sorumludur belediye başkanları. Bu kanun bunu der. Ben demiyorum yani. Kanun bunu söylüyor. Ve siz şimdi son olarak, ben hakikaten tebrik ediyorum. Yani bir slogan atmış yani. Nüfus ticareti mi? Rüşvet değil, nüfus ticareti. Yani bu literatüre zorluyor yani, girecek. Allah muhafaza, bu nüfus ticareti eğer literatürümüze girerse belediye başkanının önünü de açar bu. Eskiden kullanılırdı nüfus ticareti. Tabii tamam, rüşveti de içine kapsayan bir şey o. Ama rüşvet değil, nüfus bakın, ticareti. Allah aşkına. Bildiğin rüşvet yani. Allah aşkına. Daha ne olacak yani? Yani siz şimdi, ayrıca nüfus ticareti olsa ne fark eder yani? Çok mu düşürüyorsun suçun iki tane kalibresini? İki tane kamu görevlisi diyorsunuz ya. Zaten kamu görevlisi adam. Zaten atanan, bir kamuyla iş yapan kamu görevi yapıyor zaten. Kamu görevi, vakıf görevi yapıyor. Bizim inancımızda, bizim töremizde bunun karşılığı nedir? Bir de onun hukuk tarafı var. Bak, öyleyse biz zaten hukuk kamu devletiyiz. Adına yapıyor pazarlığı değil mi? Kamu alımı yapıyor. Siz kamu adına yapıyorsunuz ya. Kamu adına demiyorsunuz ki, arkadaş bir kepçe olmaz, yanına da bir tane şey alalım ya, 40 ayak alalım ya da şunu alalım filan. Ben gerçekten tırnak içerisinde söylüyorum, belediyelerin bir anım var, bir dakikada bitireceğim. 98 yılı, ilçem Miyalıçık, 98-99 üniversite öğrencisiyim. Haberciyle, böyle gazeteciyle yeni yeni heves ediyorum, yazıyorum, çiziyorum. Orhan Demir kulaklar çınlasın, haberlerimizi yayınlıyor sağ olsun filan. En sonunda biz bir şey tespit ettik. Video minme, o zaman videolar falan da delil sayılmıyordu bildiğim kadarıyla. Çok evet, sayılmadı.
Kulaklar çınlasın. Bir vali yardımcımız çağırdı. Dedi efendim siz dedi Hüseyin kardeşim gencecik bir şeyden dedi iddiada bulunuyor musunuz? Belediye başkanıyla. Evet belediye başkanından şikayetçiyim. Böyle böyle bir durum var dönemin belediye başkanı. Doğru yolun alıp başını gittiği Kırat'ın üstünde o Üsküdar'ı Müsküdar her yeri geçtiği dönemler yani o dönem. Tansu Hanım'ın dönemleri. Belediye başkanı gittik. Konuştuk. Dedi ki bana sadece burayı anlat. Dedim ki burayı anlatana kadar dedim o bir sürü şey var. O kadar vaktim yok. O zaman dedim benim de vaktim yok. Benim vizelerim var gitmem lazım. Dedi burası valilik makamı. Dedim efendim biliyorum. Biz siz çağırdınız geldiniz geldik biz. Müsaade istiyor gideceğiz. Hayır neyse uzatmayalım. Belirli zaman sonra biz şeyi getirmeyi başardık. Denetçiyi getirmeyi başardık. Denetleyici geldi. Bir tane kelli felli. O kadar şeker bir insan ki yaşıyorsa Rabbim ömürler versin. Oturduk belediyenin şeyine. Dedi ki nedir? Belgelerim bu bakın videom burada bu dedim şey kazanılmıyor. Geçerli değil video. Ama dedik belediye kendi belediyenin ilgili şahsı böyle böyle bir durumu var. Bundan dolayı da ben normal vatandaş hakkını kullanıyorum şikayetçiyim. Ama bir soru sormak istiyorum. Tek bir soru. Bu zararı, kamuya uğratılan zararı belediye başkanından tanzim edebilir misiniz? Hayır. O zaman dedim çay içtik ben bana müsaade. Sonra oturdu, anlattık her şeyi ve o belediye başkanı bir sonraki seçimlerde sırf ondan dolayı aday olamadı. Yani hak yerini alsa kanun yerini buldu eyvallah. Bu noktada şunu söylüyorum. Gerçekten halka hizmet eden %99.9 olduğuna inandığım belediye başkanından Allah razı olsun. Şirket müdürlerinden Allah razı olsun. Ama iddia edildiği gibi durumlar hep böyle insanların içini kemirir. Duyarız ya böyle. Duyarız. Duyduğumuzdan, gördüğümüzden sorumluyuz. Gazeteciler olarak da bunu hep gündeme getiririz. Bu tür durumları yapan insanlar varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları daha sıkı olması lazım. Bakın çok şeyler dönüyor yani özellikle küçük şeylerde. Denetleme noktasında biraz sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu denetlenip çıkan bir durum değil. Bakın bu başka şekilde ortaya çıkan bir durum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Süremiz daraldı. Hatta noktalıyoruz. Fikirlerinizden, yorumlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bilecik Belediyesi ile ilgili yaşanan tatsız olayı gündeme taşımış olduk bizler de. Konuyla ilgili tabii birkaç küçük gelişme de var. Onlarla ilgili de yine bilgilendirme yapalım. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe yönetiminin basına kapalı olarak toplantı yaptığı ve düzenlediği tutanakları, raporları genel merkeze ilettiği iddiaları var. Bunu belirtmiş olalım. Aynı şekilde yine bu akşam üzeri Bilecik Belediye binasına İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir müfettiş geldiği iddia ediliyor. 2019 yılından bu yana belediyedeki emlak ve satış işleriyle ilgili tüm evrakları istediği belirtiliyor. Ve denetlemelerin de artarak devam edeceği başka müfettişlerin geleceği de belirtiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii bunlar iddia ama olasılığı da yüksek olduğunu ifade edelim. Evet değerli STV izleyenleri bu haftaki Fikir Meydanı programımızda sanayideki enerji kısıtlamasını gündeme taşımış olduk. Akaryakıt istasyonlarının yaşamış olduğu sorunlar yine masaya yatırıldı ve son olarak komşu Bilecik'te yaşanan rüşvet skandalını ele almış olduk. Değerli konuklarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Yeni haftada yeni konu başlıklarıyla karşınızda olacağımızı hatırlatalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.